Şimdi İyi Parti grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'e söz veriyorum. Sayın Çömez, buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Çocuk konusu son derece önemli. Ve çocuk dendiğinde hepimizin yüreğinin burkulacağını ve bu konuda hepimizin hassas olacağını biliyorum. Önemli bir konuyu gündeme getirdik parti olarak ve bu konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna inanarak, hepimizin ortak problemi olduğuna inanarak bu konuyu gündeme getirdik. Bugün biraz sonra bazı gerçekleri paylaşacağım sizinle. Ve bunları dinlerken eminim hepinizin yüreği burkulacak. Ve niye böyle oluyor diyeceksiniz. Belki de bazılarınız yoktur böyle bir şey diye itiraz edecek. Ama itiraz edecek olan bütün arkadaşlara şimdiden sesleniyorum ve bir çağrıda bulunuyorum. Bu anlatacaklarıma inanmıyorsanız ne olursunuz sizden özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum ve Türk çocukları adına yalvarıyorum. Bu önergeye evet deyin. Gelin araştıralım, tek tek üstüne gidelim. Doğru mu yanlış mı hep birlikte bulalım ve varsa sorun hep beraber çözelim. Bakın bundan tam 20 yıl önce Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'na gitmiştim o zaman milletvekili kimliğimle. Ve maalesef o gece çocuk yuvasından 33 kız çocuğunun kaçırıldığını ve maalesef kötü ellerde başka bir yerlere götürüldüğünü belgelemiştim. Ciddi çatışmalar yaşadık o günün bakanıyla ve samimi olarak kendisine şunu söyledim. Derdim sizi eleştirmek değil. Ama ortada vahim bir durum var. Ciddi bir problem var. Gelin bu konuyu çözelim. Ama maalesef aramızda ciddi gerginlikler yaşandı ve konu orada kaldı. Ve yeniden milletvekili olduktan sonra bazı çalışmalar yaptım ve mevcut Sayın Bakan'a önergeler verdim. Keşke Sayın Bakan verdiğim soru önergelerinin cevabını vermiş olsaydı ya da beni arayıp Turan Bey, şurada yanlışlık var, şurada doğru. Gelin bu konuyu birlikte çözelim. Muhalefet olarak bize destek olun demiş olsaydı. Ama o bana cevap vermek yerine, meclise yanıt vermek yerine beni savcılığa şikayet etmeyi doğru buldu. Ben de meseleyi kamuoyu gündemine ve meclisin gündemine getirdim. Geçtiğimiz günlerde Bandırma Hicri Erçili çocuk evine gittim. Kapasite 30 ama 50 tane çocuğumuz var. Yataklara baktım, hepsi son derece dar alana sıkıştırılmış. Ve kurallara göre sağlıklı çocukların, suça bulaşmamış çocukların, suça bulaşmış çocuklarla aynı ortamda bulunması yanlış. Ama buna rağmen işlerinde suça bulaşmış çocuklar da vardı. Yine genelgeye göre, bakanlığın kendi genelgesine göre çocukların alt ve üst yaş grupları arasında maksimum 3 olması gerekiyor, 3 yıl olması gerekiyor ama her yaştan çocuklar vardı. Bu tabii yönetsel bir problem, teknik bir problem ama ardından daha vahim gerçekler ortaya çıktı. Yine Bahçeli Evler Çocuk Yuvası, geçen yıl Ağustos ayında 3,5 yaşında bir yavru bu yuvaya emanet edildi. Anne baba ayrı, baba tır şoförü dedi ki alın benim yavruma bakın ben bakacak durumda değilim. Ve bir gün bir telefon aldı. Dediler ki gel çocuğunun cesedini al, çocuğun öldü. Baba ağlayarak gitti ve çocuk ölmüş. Oradan yuvadan çocuğun cenazesi çıkmış. Ve ben bunun hastane raporlarına baktım. Çocuk kanamalı bir şekilde gitmiş. Ağzından burnundan kan geliyor. İdrar yollarından kan geliyor. Böbrekleri parçalanmış. Midesi parçalanmış. Hortum takılmış. Entübe edilmiş ve çocuk hayatını kaybetmiş. Bir genel cerrahi uzmanı olarak söylüyorum. İki ülkeden diploması olan bir hekim olarak söylüyorum. Tıbbi olarak bunun olması mümkün değil. Çocuk darp edilmiş. Ve çocuğun hastane raporlarında ölüm sebebi yazılmamış. Otopsi raporu yok mahkemesinde. Bu olamaz, kabul edilemez. Yine başka bir baba aradı beni. Dedi ki çocuğumu 4 yaşında yurda emanet ettim. Çocuk birçok yurdu dolaştı. En son Mersin Çocuk Yuvası'na emanet edildi. 16 yaşında oğlum beni cezaevinden aradı. Ve yuvadan kaçmış, cezaevinden aradı. Ve dedi ki ben terör örgütü üyesi olduğum gerekçesiyle beni cezaevine koydular. Aradım çocuğu buldum cezaevinde. Oğlum ne oldu sana dedim. Dedi ki ben ve benim gibi başka kaçanlar da var. 15 kişi yok. Ve ben bugün PKK üyesi olmaktan cezaevindeyim. Devlete emanet edilmiş bir yavrunun bir örgütün eline düşmesi kabul edilemez. Sayın Başkanım biraz zaman rica edeceğim ne olursunuz bittikten sonra. Bir önemli birkaç şey daha paylaşmak istiyorum.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde birisi aradı Balıkesir'den beni. Dedi ki Sincan çocuk yuvasından iki yavru kaçmış bana geldi. Balıkesir'de aile. Sana getirmek istiyoruz. Getirin dedim. Getirdi çocukları. Vali Bey'i aradım. İki çocuk var kaçmış. Bunları muhafaza edin lütfen diye. Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Kendisine teşekkür ediyorum. Çocuklara sahip çıktı ama dinlediğim şeyler vahimdi. Çocuk dedi ki amca tecavüze uğradım ve bıçaklandım. Bıçak yaralarını gösterdi. İçim parçalandı. Yine Balıkesir'den başka bir örnek vereceğim size. Geçen yıl yaşanan bir olay. Devlete emanet edilmiş iki yavru. Çocuk yuvasından kaçırıldı. Ve bir gece o lanet olası, oradan kaçıran lanet olası adam bunları bir eve götürdü, istismar etti. Ve o gece uyuşturucu kullandıktan sonra orada bir yangın çıktı. Adam öldü. Kızlardan biri uzun süre yoğun bakımda kaldı. Ve olayın üstü kapatıldı. Şimdi sizden istirham ediyorum ve hatta yalvarıyorum bu dramların üstüne gidebilmek için lütfen gelin hep beraber bu öneriye evet diyelim. Bunlar doğruysa ya da buna benzer başka problemler varsa hep beraber bu konunun üzerine gidelim ve bu konuyu söz veriyorum bir siyasi tartışma ve polemik meselesi yapmayacağım ve asla eleştirim. Teşekkür ediyorum Sayın Çömez. Öneri üzerinde ilk söz Saadet Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'a ait. Sayın Çalışkan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Çok vahim bir gündemle, iddiayla karşı karşıyayız. Bu iddiayı söylenenlere duyduğumuzda aslında yerin yarılması gerekir. Ne var ki? Tepkisizce kendimizi nasıl savunuruz, bize zarar gelmeden nasıl savunuruz bunun peşinde. Elbette bilelim ki bu sığınma evlerindeki, esirgeme kurumlarındaki çocuklar, bunlar bize birer emanet. Bunların başına gelecek herhangi bir olumsuzluk hepimizin, bütün toplumun üzerinde büyük bir vebal. Burada SAŞ'ın tamamen ihmal edildiğini söylemiyoruz. Elbette iyi şeyler yapıldı ama yapılan şeyler şu yaşadıklarımız karşısında devede kulak bile değil, çok çok az. Maalesef ki son yıllarda sürekli olarak şiddet, istismar, taciz, darp gibi pek çok iddialar duyuyoruz. Dezenformasyonla ilgili kurum İşine gelen her şeyi yalanlıyor. Burada sessiz, tepkisiz, seyirci kaldığına göre sükut ikrardan mı demekten kendimizi alamıyoruz. Aslında şu bahse konu iddia bile başlı başına herhangi bir normal, makul insanların yaşadığı hukukla yönetilen bir ülkede hükümeti de devirir, yer yerinden oynar. Ama biz de birazdan bunu nasıl reddedeceğiz? Mesaj gönderip dışarıdaki vekillerimizi toplayacağız ve bu tehlikeyi püskürteceğiz bunun peşinizde. Değerli milletvekilleri, bilelim ki ilgili bakanlık da zaten istismarcı, personel istismarcısı, sosyolog, psikolog adı altında 13 bin lira maaş vererek sabah 8, akşam 5 insanları çalıştırıyor. Kendi personelini istismar eden bir kurumdan da herhalde kendisine emanet edilen çocuklara sahip çıkmasını beklemek saftillik olur. Değerli milletvekilleri, bilelim ki bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler bir toplumun sigortasıdır. Devletin ve milletin bekasının bereketidir. Bizim her şeyden önce bunlara sahip çıkmamız gerekir. Ama görüyoruz ki ülkemizde en ucuz şey can. Candan daha ucuz bir şey yok. Göçük altında insanlar kalıyor, yüzlerce insan ölüyor, olayı örtbas edelim, taziye mesajı verelim, iş bitiyor. Okullarda öğretmenler dövülüyor, öldürülüyor. Bugün hastanelerde doktorların başına geleni hepimiz görüyoruz. Sayın Çalışkan lütfen tamamlayın. Gazeteciler darp ediliyor ve ülkemize yanlış politikalar sonucunda hani bataklığa taş atıp üzerimize bataklığı sıçratmış bile olsak bir şekilde ülkemize sığınmış
sığınmacılar öldürülüyor, iş yerleri, evleri tahrip ediliyor. Maalesef çit yok, hepsini bunu geçiştiriyoruz. Onun için ülkede aslında bir hükümet sorunu var, yönetme, yönetememe sorunu var, ülkede bir asayiş sorunu var. Eğer siz, eğer hükümete tepki olacak bir iş yapacaksanız anında enselenirsiniz. Ama hükümete, bu arkadaşlara dokunulmadığı sürece her türlü terörde estirebilirsiniz. İşte şu vahim iddialar karşısında da çok merak ediyorum. Acaba bu iddiaları nasıl geçiştirecek bu arkadaşlar?